Şimdi inekte bitirdikten sonra kısraklarda, çünkü kısrakta belki aranızda hiç kısrağa ilgi duyan var mı? Bu hafta da hatta öyle bir şey var değil mi fakültemizde? Bir şey var, uluslararası bir kongre gibi, sempozyum gibi bir toplantı var. Şeylerle ilgili, Akçılık Kulübü'nün düzenlediği, onlarla ilgili bir toplantı var. Kısrak sektörü de tabii ki ülkemizde yani böyle hak ettiği bir seviyeye ulaşmış bir sektör değil. Avrupa'da, Amerika'da çok yani çok gelişmiş bir sektör, kısrak sektörü. Yani at sektörü, öyle söyleyelim. Neredeyse orada hiç kedisi, köpeği, atı olmayan evler yok genelde. Orada at besleme çok daha yaygın bizim ülkemize göre. Kısraklar diye geçen derste demiştik ki mevsime bağlı poliöslük hayvanlar. Yılın belli mevsimlerinde gebe kalmadıkları sürece birkaç kızgınlık gösteriyorlar. Peki bu yılın hangi mevsimi derseniz yıl, özellikle günlerin uzamaya başladığı, gün ışığı süresinin artmaya başladığı artık kış sonu bahar dönemleri. Daha neye kadar? Yaz sonu sonbahara kadar dönemde. Peki bunu denetleyen neydi? Fotoperyod. Fotoperyod etkisini nasıl gösteriyordu? Melatonin. Melatonin koyun ve keçilerde gonadotropinlerin salınımını arttırıcı, kedi ve kısraklarda baskılayıcı etki gösteriyordu. Kısraklarda da ineklere göre bakın üreme yaşı biraz daha uzun. 2 ile 20 yaş arasında kısraklarda üreme mevsimi. Genelde de mevsim ilkbahar, sonbahar arası dönemlerde. Sonbahardan neden kısraklar bir şeye giriyor? Anösmus sezonuna giriyor. Burada da sonbahar sonu bakın FSH ve LH salınımı azalıyor. Yani o yüzden kısraklarda mevsimsel anösmus var. Oysa inekte var mıydı mevsimsel anösmus? Yok. Koyun keçide var mı? Var. Koyun keçide mevsimsel anösmus var. Çünkü onlar da fotoperiyodik ırklar. Aynı kedi, köpek, kısrak gibi, köpek pardon yanlış çıktı. Kedi, kısrak gibi koyun ve keçilerde fotoperiyodik ırklar diye. Seksüel siklus uzunlukları ineklere benzer. 21-22 gün ortalama. Bunlarda bakın anösmus ne zamanmış? Mevsimsel. Bir de gebelikte. İnekte ne zamandı fizyolojik anösmus? Bir gebelikte vardı, bir de doğumdan hemen sonra. Aslında kısraklarda da var doğumdan sonra bir anösmus dönem ama kısraklarda hemen kısa. Bir kısrak doğum yapar, genelde bir hafta içinde kızgınlık gösterir. Ona da tay kızgınlığı denir. Hiç duydunuz mu? Evet. Tay kızgınlığı. Mesela inek birkaç hafta kızgınlık göstermezken doğumdan sonra kısrak hemen 5'te 12 gündür kısraklarda ilk kızgınlık. Ona da tay kızgınlığı dönüyor. Kısraklar erken gösteriyor. Burada bakın bunlarda da öz süreyi, seksüel siklusu, proösrus, ösrus, metösrus ve diösrus diye ayırıyoruz. Eğer sezon içindeyse diösrustan nereye geçiyor? Tekrar aynı inekte olduğu gibi proösrusa. Ama sonbahar ayları ise mevsimsel anösrus dönemine, çünkü FSH ve LH salınımındaki azalmadan dolayı. Zaten gebelik varsa da ne kadar kısraklarda gebelik süresi? 11 ay kadar, ortalama 335 gün kadar bir süre kısraklarda gebelik süresi. Ovülasyon ne zaman oluyor derseniz, ösrus bitiminden 24-48 saat önce spontan olarak oluyor. Ösrus bitmeden önce, 1-2 gün önce oluyor kısraklarda. Ösrus süresi de bakın, ne demiştik? 5-7 gün. Kısraklarda uzun, inekler gibi değil bakın. İneklerde 12-18 saatken, kısraklarda ortalama neredeyse 7 gün kadar ösrus süresi. Proösrus, aynı inekte olduğu gibi ovaryal aktivitenin arttığı, süresi 3 gün, korpus luteumun gerilediği dönem. Bunu yine aynı şekilde söyleriz. Kısraklarda da aynı ineklerde olduğu gibi bu dönemde aygıra ilgili. Kısraklarda aygır muayenesi çok önemli ösrus saptaması için. Hani inekte pedometre dedik, kolormetre dedik, progesteron. Kısraklarda da en iyi bugün pratikte en etkili ösrus takibi aygır muayenesiyle yapılır. Aygır kısrağın yanına yaklaştırılır. Kısrağın ona karşı tepkisi değerlendirerek nedir? Ösrus'ta olup olmadığı saptanır. Ösrus döneminin az önce de 5-7 gün, burada da 4-7 gün arasında
Özellikle de aygırın varlığında daha da belirginleşiyor. Daha önce bakın böyle aygıra reaksiyon gösteren kısrak, o yaklaştığında çiftli atan, ona böyle sert şey yapan kısrak, huyu yumuşuyor artık, tepki göstermiyor. Aygırı reddetmiyor aynı şeyde olduğu gibi. Aygırın yaklaşmasıyla kuyruğunu yana doğru çekip bekliyor. Östrus'ta değilse kuyruğunu hızla sallayıp yine vurmasının üzerine örtüyor. Zaten inek de öyleydi. Kızgınlıkta değilse bir boğa ya da atladığında, atlamaya çalıştığında hemen kuyruğunu getirir, vulvasının üzerine sıkıca kapatır. Çiftleşmek isteme. Kısraklarda da aynı. Bak burada da aygır yanına yaklaştırılıyor ama arada bir bariyer var böyle. Yoksa çok ciddi nedir bir takım yaralama şeyler olabilir. Ve kısrağın davranışlar işte bakın kuyruğunu kaldırması, vulvasını, klitorisini göstermesi, sık sık ürünasyon yapması. Aslında niye ürünasyon yapıyor? İdrarla beraber o feromenleri kokuya nedir şey yapması açısından kısrağın bilgisini görüyorsunuz. Kuyruğunu böyle yana çekme gibi davranış söz konusu. Burada da görüyorsunuz az önce de söylediğimiz gibi vulva yine ödemli. Aynı ineklerde olduğu gibi proöstrus, östrus döneminde klitorisini gösterip kesik kesik işemesi, yumurta akı kıvamındaki yine akıntı tipik östrus davranışlarından birisi burada. Bir de şu iş dikkatinizi çektim bakın. Kısraklarda böyle östrus da bana kuyruğu böyle bir şeyle bir gazlı bezle böyle sararlar. Burada da amaç şu, bu bölge biliyorsunuz vulvayla temas eden bölge. Ne kadar temiz olursa eğer kirli ise vajinaya girecek bir takım patojenlerin işte ileride endometritis ve gebe kalma oranlarını etkilemesin diye. Rektal muayenede kontraktilite var yine şeyleri. Burada da kornulardaki asimetri. Ovülasyon da ne zaman? Bakın follikül çapı 4-6 santimetreye ulaşıyor. İnekte ne kadar ovülasyon zamanı? Follikül çapı 12-17 milimetre idi. Burada bakın 4-6 santimetre kadar kısraklarda oldukça büyük. Kısraklarda rektal veya ultrasonografik muayene ile ovülasyonun ne zaman olacağı saptanabilir. Kısraklarda şeydir arkadaşlar, ovülasyon öncesi böyle follikül duvarında bir çökme olur. Bunu palpasyonda da saptarsınız veya ultrasonografik muayenede de gerginlik, follikül duvarının gerginliği azalır, yumuşak hissedilir. İşte bu zaman ovülasyondan önceki dönem, ovülasyondan sonra bu yapı kaybolur. Burada ultrasonda ovülasyon öncesi ve ovülasyon sonrası follikülün görünümünü görüyorsunuz. Ovülasyonun östrus bitiminden 1-2 gün önce şekillendiğini söylemiştik. Yine anatomi dersinde söylemiştik. Posta ovülasyon ise gerçekleştiğini. Ve zaten ovülasyonla beraber östrojen dizeyi düşmesi nedeniyle de hayvandaki, kısraktaki östrus belirtileri de yavaş yavaş azalıyor. Metöstrus süresi 2 gün. Bu dönem korpus lütyomun oluşma dönemi. Diöstrus dönem korpus lütyomun aktif ve progesteron salgısının arttığı dönem. Süresi de aşağı yukarı ineklere benziyor. 12 ile 16 gün arasında değişiyor. Erken dönemde serviks solgun, pembe, hafif ödemli ve torusunu kaybetmiş olarak görüyoruz. Evet. Buraya kadar kısrakla ilgili kısaca özetleyecek olursak, kısraklar mevsime bağlı poliöstrük hayvanlar ilkbahar yani günlerin uzamasıyla birlikte ovaryal aktivite başlıyor. Nedir? Ta yaz sonuna kadar devam ediyor. Yaz sonunda mevsimsel anöstrusa giriyor. Çünkü FSH ve LH salınımı nedir? Azaldığı için. İşte kısraklarda da ülkemiz için demiştik ki en ideal nedir? Sıfata verme zamanı Mayıs-Haziran ayları. Eğer östrus sezonun başında veya sonunda yaptığınız tohumlama ya da sıfata vermelerde nedir? Bunlarda seksüel siklus uzunluklarında bazı anormallikler nedeniyle gebe kalma şansı azalır. Bir de kısrakta şu çok önemli, aygır çok değerli. Öyle şeyler var ki sadece bir aşımı 100 bin lira olan aygırlar var. 100 bin. O yüzden böyle aygırı bulamıyorsunuz. O nedenle de işte kısraklarda da bu nedenle östrusların doğru zamanda saptanıp, doğru saptanıp sıfata aygırla çiftleştirilme son derece önemli. Bunda da aygır muayenesi veya işte biraz önce ultrasonda ya da rektal palpasyonda folikülün yapısına bakarak ne zaman sıfata verilmesi gerektiğinin sorusunun yanıtını bulmamız gerekiyor.
Evet, kısrakla ilgili genelde söyleyeceklerimiz bu kadar.